Anlaşıldı amirim. Görüntüleri topladınız mı? Biz etraftaki kamera görüntülerini aldık. Farklı bir şey yok. Başka bir durum olursa bildirin. Anlaşıldı amirim. Böyle durup bekleyecek miyiz oğlum? Bir şey söyleyin Allah aşkına. Amcacığım, biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sen gönlünü ferah tut. Otur, bizden haber bekle. Abi! Baba! Abi! 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 Ne oldu bir saniye? Ne oldu Mehmet? Beni alıştı. Hastaneye gidelim o zaman. Hadi, hadi hastane. Geç. Hala, siz burada bekleyin. Telefonun başında arayın beni. Tamam, tamam. Hadi hala. Yana gel. Hatice hala. He. Ben biraz hava alacağım, tamam mı? Siz içeri girin. Ya bana. Hadi yürü, yürü, yürü. Sen 10 numaranın arkadaşısın değil mi? Evde yok. Ben Seher bu arada. Feriha'nın yengesiyim. Feriha ile ilgili bir haber var mı? Ya bilmiyoruz, bir haber yok. Yani evde bir şeyler konuşuluyor ama sanırım Gülsüm'le Feriha akşam 10 numaraya çıkmışlar ha? Feriha çıkmadı. Ha Gülsüm çıktı ama. Ben Emir'i bulsam iyi olacak. Vay Gülsümcük vay. Yavrum. Kuzum ağlama yavrum. Bulacaklar Feriha'yı yavrum. Ağlama yavrum ağlama. Ya bulamıyoruz kızı yok. Yapma yavrum. Ya. Evet, kaçırmış manyak. Ay ne bileyim nasıl kaçırmış hala. Yani herhalde eve girip kaçıracak hali yok. Ay sorma. Biz de çok evham yapıyoruz. Kimdir şimdi o manyak neler yapar kıza değil mi? Bana bak sen. Vallahi acımı senden çıkarım ha. Evet, evet. Hatice hala. Herkesin sinirleri oynadı tabii. Ay ne bileyim bir uğursuzluk, bir cenabetlik var. Yeter artık. Ya ne yapıyorsun sen? Gitsene dışarıda konuşsana şu telefonunu. Ne var ya? Aa bu da delirdi. Ben bakarım. Neredeler? Vallahi Rıza babam hastalandı. Bir adamla hastaneye götürüldü. Seher sen bu Halil'i tanıyormuşsun. Ben bildiğim her şeyi polise anlattım zaten. Yani sinirlerimiz de bozuk. Bir de sana hesap mı vereceğim? Bak Seher lütfen. Eğer işimize yarayacak bir şey biliyorsan söyle bana. Sen hakikaten ölüyorsun ya. O kadar çok mu seviyorsun Feriha'yı? Bak Seher benim bir şeyler yapmam lazım. Aklına gelen bir şey yok mu? Polise söylemeyi unuttuğum bir şey yok mu? Vallahi her şeyi anlattım. Yani polis tabii sana söylemez. Ama istersen ben söylerim. Ama önce sen bana söyle. Sen sabah Gülsüm'e ne sordun? O dün gece neredeydi? Bak Seher bana ne biliyorsan anlatacaksın. Ya iyi tamam. Ya
Halil abi işte Eminönü'nde bir esnaftı. Yani gidip o mercandakileri falan sorsan hepsi bilir. Ama bugün kapalı tabii, yarın gitmek zorundasın. Serp bir haber aldığında bana söylemeni istiyorum. Anladın mı? Tamam. Neydi numara? Ver. En ufak bir gelişme olduğuna bana haber ver. Tamam. Ama sen de benim sana bu yaptığım kıyağı unutmayacaksın. Bu eksikti. Feriha'nın yüzünden karakollara düştük. Bu olanlara hala inanamıyorum. İnanılacak gibi değil zaten. Polisi yanıltmak inanılmayacak kadar aptalca bir suç. Ya sarhoştum, korktum diyorum. Ne yapayım? Üstüme gelme artık. Ya benim Emir'i görmem lazım. Kesin beni yanlış anladı. Cansu, şimdi eve çıkıyoruz. Sen biraz dinleniyorsun. Hemen psikiyatrisini arayıp ondan acil bir randevu alıyoruz. Yok, benim Emir'i görmem lazım. Cansu, Emir'e gitmek için doğru bir zaman değil bu. Ben gidiyorum. Ama... Neyse, sen çık. Ben onunla ilgilenirim. Emir, Emir beni dinlemen lazım. Emir, Emir çok sarhoştum. Ne yapacağımı bilmiyordum, ne olur. Çık. Emir, Emir bana arkanı dönme, ne olur. Cansu çekil, git şuradan. Emir. Emir, yeter artık. Emir beni affet, ne olur. Ne affetmesi be? Feriha'yı senin gözünün önünde kaçırdı. Ama kötü bir niyetim yoktu gerçekten. Çok korktum, ne yapayım? Ya bırak. Emir ne olur. Niyetinin ne olduğu umurumda değil. Ne kadar korktuğun da umurumda değil. Gece korktun, sabah niye susuyorsun? Her şeyi gördün. Bırak. Emir yeter artık. Hadi Cansu. Yeter, sal ortağını, git sen de. Emir ne olur gitme. Emir, Emir ne olur. Yapma bunu. Emir ne olur Emir. Cansu hadi kendine gel. Sağ hadi Cansu. Bir haber var mı? Bir haber yok. Mehmet, oğlum bu kadar ilaçlar üst üste böyle biraz dokunmaz mı? Fazla gelmesin. Allah Allah, bilmiyorum ki. İşte sinir hapı falan varmış orada. Doktor hepsini alsın dedi. Rengi rüsvarısı oldu adamcağızın. Mehmet, bir doktora falan mı götürsek kendine? İyiyim ben, iyiyim. Aa hocam, buyurun. Merhaba Mehmet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz hocam. Nasıl oldunuz Zura Bey? Daha iyisin. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Oh. Ben de buralardaydım, bir bakayım dedim. Annem üst katta oturuyor benim, 9 numarada. Oh. Bir haber falan alırsanız bana da haber verin, olur mu? Ha, siz şu yeni taşınan hanımefendinin oğlusunuz. Ben de ne zamandır soracağım diyordum da kafa kalmadı ki. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol, Allah razı olsun. Beyefendi kim Mehmet? Hoca falan? Okuldan. Feriha'nın hocası. Feriha'nın hocası. Bu ne ilgi alaka böyle? Vallahi Allah razı olsun. Başından beri yanımızdan ayrılmadı. İyi adam. Ciddi bir sinir krizi geçirdiği ortada. Verdiğimiz ilaçlarla geceyi rahat geçirecek. Yarın sabahki tabloya bakıp bir daha kontrol etmek isterim. İyi geceler. Geçmiş olsun.
Sanem, neler oluyor? Cansu neden böyle bir şey yaptı? Neden Feriha'nın kaçırılmasına göz yumdu? Korkmuş Ünal. Yani gördüğü olay sıradan bir şey mi sence? Yılbaşı gecesi, alkollü, tek başına. Sanem, Cansu'nun şu sık sık altını çizdiğin hassas psikolojisi. Cansu sağlıklı bir kız değil Ünal. Yani onun psikolojisi bozuk. Tamam mı? Ben bu konuyla ilgileniyorum zaten. Ama bilmen gereken Cansu'nun sağlığını bozan en önemli etken senin oğluna duyduğu saplantılı aşk. Emir bak bana, zorla nişanlandım ben. Şoförüm dediğin adamla, sen kimsin lan dediğim adamla nişanlıydım Feriha. Bunu isteyerek yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Emir, iyi misin? Hiçbir şey yapamadım. Koruyamadım onu. Senin suçun değil Emir. Her şey ne kadar boşmuş. Ne kadar anlamsızmış. Kavgalar, öfkeler. Ya kaybettiysem onu? Ya kaybettiysem? Ona mutlu yıllar dedim. İçimden o kadar çok şey söylemek geldi ki, onu ne kadar çok sevdiğim, onu ne kadar çok özlediğim, hiçbir şey diyemedim. Sadece mutlu yıllar dedim. Elinden gelen bir şey yok. Elimden gelen mi? Bana elimden gelen lazım değil, bana elimden gelmeyen lazım. Benim her şeyi yapmam lazım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Emin önüne. Herif orada esnafmış da. Ne bileyim, belki bir şeyler bulurum. İyi, ben de geliyorum. Yok, sen kal burada. Belki bir şey olur, haber verirsin. Hoca gelecekti. Beraber Emin önüne gidecektik. Ya iyi de Mehmet, polisler sormadı mı her şeyi? Hocam hazırım. Hadi gidelim. Bu hoca da ne kadar iyi adammış değil mi? Sen tanıyor musun? Gülsüm. Ay, Feriha'nın ölüm haberini almadık ki. Tövbe tövbe. Ser, git konuşma ne olur. Ben anladım seni. Sen vicdan azabı çekiyorsun değil mi? Tabii yukarı çıktın. Bizim kızı burada tek başına bıraktın. Gülsüm. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Hiç korkma. Ne oldu yukarıda? Ya bana anlatabilirsin. Ben senin ablan sayılırım. Gülsüm nereye kızım? Ben çok fenayım. Ben biraz hava alıp geleceğim anne. Ne olur engel olma, tamam mı? Gülsüm.
Gülsüm kalkma. Bir şey konuşmak istiyorum. Ben çok üzgünüm. O gece olanlar... Biliyorum, hiçbir anlam yok. Hiçbir şeyi planlamamıştım. Ben böyle olsun istemedim. İçerken... Gülsüm, gerçekten ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Abi, şuraya yatağını sereyim de yat acık. Ha? 3 gece oldu. Kızımın yatağı boş. Nerelere uzanayım ben? Ha? 3 koca gece. Nerede yatıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Hiç haberim yok. Halil'in köydeki akrabalarına, asker arkadaşlarına kadar bakmışlar. Bir haber yok. Abi aman gel otur. Azıcık otur abim gel. Oturmaktan başka bir şey yaptığım yok ki zaten Hatice. Kızım ortalarda yok. Ben zaten hep oturuyorum. Mehmet nereye? Merhaba Mehmet. Merhaba hocam. Bir haber var mı? Ne oldu? Bir haber yok. Hiçbir haber yok. Sizi öyle arabada uyurken görünce bir dürteyim dedim. Arabada kalmışsınız gece. Ben dün gece çok geç geldim de annemleri rahatsız etmek istemedim. Hocam biz zilimizi çalsaydın ya. Ben alışım böyle yataksız uykulara. Bari şimdi gelin bir çayımızı için. Hem misafirimiz var diye belki babamın boğazından bir lokma bir şey geçer. Rahatsız etmeyeyim ben şimdi. Yok canım, olur mu öyle şey? Gelin. Günaydın. Arabası yok. Ya Feriha'yı buldular mı acaba? Eğer bulup da hastaneye götürdülerse Emir oraya gitmiştir. Cansu, ben bu evde artık Feriha'nın adını duymak istemiyorum. Çok ciddiyim. Ama onu bulmak zorundalar. Yoksa Emir beni asla affetmez. Cansu nereye? Aşağı gidiyorum. Soracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun Cansu. Ya kendimi göstermek zorundayım, anlamıyor musun? Emir beni onların yanında görmezse inanmaz. Abi, bak hoca beyin hatırına bir lokmacık hiç olmasa kuru bir ekmek geçsin boğazından. Günlerdir kızımın boğazından bir lokma ekmek gitmedi. Aç mıdır, tok mudur bilemiyorum. Ben nasıl yerim? Ben bakarım. Cansu. Merhaba. Ben merak ettim de Feriha'dan bir haber var mı? Vallahi haberler sende diye duyduk. Öyle polisler apar topar götürünce herhalde bir bildikleri vardır diye yani. Ben bildiğim her şeyi ifademde anlattım Seher. Cansu. Senem Hanım, buyurmaz mısınız? Cansu.
Ay siz Levent Hoca'yı herhalde polis zannettiniz. Feriha'nın okuldan hocası. Biz sadece Feriha'yı merak ettik. İnşallah kısa zamanda bulunur. Hadi Cansu. Senem Hanım size nasıl dikkatli baktı öyle? Kesin ilk başta polis zannetti. Bana müsaade artık. Çay için sağ olun. Afiyet olsun hocam. Rahatsız olun Enzi abi lütfen. Ya hocam, senin cep telefon yok bende. Hani akşam bir şey duyarsak haber verelim diyorum. Tamam. Akşam uğradığımda hallederiz, olur mu? Tamam. Hadi hoşça kalın. Vallahi ne kadar iyi bir insan, ne kadar insan canlısı vallahi. Vallahi nasıl insan canlısı? Böyle masal anlatır gibi anlattı Feriha'yı. Bir benim şöyle hocam olmadı vallahi. Ya iyilik bakımından diyorum Mehmet. İyi insan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.